Evet, biraz da şu tarafa gidelim de bu bölümde size yamaç paraşütü nasıl yapılır, yani karıştı nasıl yapılır videosu gibi de oldu. Babadağ dağındayız. Yaklaşık 2000 metre bir yükseklikteyiz. Yani burası Türkiye'de yamaç paraşütünün yapıldığı ender yerlerden birisi mi oluyor? Fethiye'deki işte atlatıyorsun ya böyle. O orası. Bak atlıyorlar şu an. Bayağı gitti ya. Ulan biri de atlayıp bana çarpmasın. Evet, insan biraz garipsiyor tabii. Ama mükemmel bir manzara ve Instagram fotoğrafları var. Hani şair burada Instagram'a bakın, fotoğraf koydum demek istiyor. Bakıp görürsünüz. Mükemmel fotoğraflar da var. Burada şimdi geliyorsunuz. Kaç para veriyorsunuz bilmiyorum. Parasını konuşmadık hiç. Orkun, konuşacak mısın parasını sen burada? Abi konuşamıyorum. Aşağıda rezervasyon yapıyoruz. Tamam. Tamam. Burada işte anlaşıyorsunuz kaç parası. Bilmiyorum ben parasını. Fakat arkanızda bir tane hoca var. Hani iki kişi atlayacaksınız. Zaten fark etmişsinizdir. Bir bilenler atlıyor. Bir de böyle hani ilk defa gelip Fethiye'ye hey o hey falan yapmaya homofobik çalışanlar. Homofobik olan varsa atlayamayabilir abi. Ha, homofobik olan varsa atlayabilir dedi Orkun. Evet, atlayamayabilir. Arkadan tabi hoca biraz. Paraşüt çantaları bak. Şöyle. Büyük bir paraşüt çantası. Bayağı büyük. Evet, bu arada fiyatı da öğrendik. 240-250 lira. Aşağıdan geliyorsun ama. Aşağıdan geleceksin ama. Buraya çıkıp da burada yapayım diye bir dünya yok. Öyle işte. Merak eden varsa yapsın. Şahsen benim götüm yemedi. Otomatiğe bağlamış herkes burada. Koşup gelip ben direkt atlıyorsun. Hiç oyalanma falan yok. İşte yaptım yapamadım falan yok. Koşarak gidiyorsun zaten. Salıyorsun kendini 200-250 liraya. Halledebilirsiniz. Bak. Evet. En son noktasına geldik bakın. Buradan aşağı böyle salıyorsunuz kendinizi işte. Şöyle göstereyim. Buradan böyle gidiyorsunuz. Bak aynı şekilde. Şu çizgiyi görenler vardır aranızda. Buradan böyle koşmak zorundasın. Bakın koşuyor. Ne oldu? Paraşüt söndü. Tıs. Olmadı. Evet, daha önce söylediğim gibi benim yapmak bunu yemedi. 200-250 liraya veriyorsunuz. Ama rezervasyonu falan aşağıda yapmanız lazım. Burada olmuyor. Hani burada bekleyeceksin böyle bir saat. Birisi korkacak, tırsacak. Bir tarafı yemeyecek. İptal edecek. Anca öyle yapabiliyorsunuz. Ben hep merak ederdim buradan nasıl atlanıyor, nokta neresi falan diye. Vallahi keşke merak etmeseydim. Şimdi insanın bir içi garip oluyor. Vallahi atlıyorlar ama deli gibi Instagram fotoğrafları çektim ha. Böyle bir yer işte babada. Hani görmedik, haberimiz yok demezsiniz. Piyasadan da haberiniz var. Bunlar hep bilgi işte. Kullanırsınız arkadaşlarınız arasında. Şu ışığı karşıdan da net gözükeyim. Oğlum çok gergin ortam ya. Bir de ambulans koymuşlar. Ambulansı koysan ancak burada hani böyle atlamadan kalp krizi geçirmesi lazım ki öyle. Yoksa aşağı düştükten sonra hiç gerek yok yani, ambulansa yazık. Yani riskli bir spor, tabii riski var. O yüzden zaten hocalarla uçuluyor. Bilen hocalarla, pilotlarla daha doğrusu. Onu da belirtelim. İşte adrenalin zaten riskten geliyor. Evet, tesis burası. Restoran bakın böyle. İzliyorsunuz böyle aşağıda. Herkes oturarak. Bak böyle. Şöyle oturuyorsunuz. Kolay gelsin abi. Ne çalıyorsun öyle? Yeni öğreniyorum ben bunu. Adı ne? O aletin ben... Kemençe bu. Şey kemençe demiş. Kabak keman. Ne? Kabak keman derler. Bana. Kabak keman mı? Kabak kemane mi? Kemane işte kısaltılmış. Ha. Evet bakalım. TRT sanatçısı Bayram Salman vardı. Biliyor musun? TRT sanatçısı Bayram Salman. He, bak, onun imzası. He. Kabak kemanesi. Sen burada ne iş yapıyorsun abi? Çalışıyor mu yoksa? Ben güvenlikçiyim. Güvenlikçi misin? He. Abi hiç burada böyle Allah korusun ölümlü kaza falan oldu mu hiç ya? Burada mı? He. Paraşütten falan. İşte geçen sene oldu, bir de evvel sene. Daha evvel oluyordu. He. Bakalım. Tabi olacak, riski var. Single'da dondu ya. Bir İranlı matematik hocası, dekan vardı. O 1900'de düştü öldü. Polonyalı 1800'de öldü. Single'da. Rüzgar hesaplamayın. Kanalıma abone olun. Beni takip edin. Ey maşallah. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi siz atlayın da bari bir görüntü olsun, bir kadraj olsun, bir şey olsun ya. Bak bak bak. Biri ters döndü. Ne oldu ona ya? O şey ne oldu? Aa düştü mü?